karbon atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncül, değerlik elektronları 2s ve 2p orbitallerindedir. Değerli arkadaşlar, öncelikle karbon atomunun elektronlarını bir dağıtalım. 6 tane protonu var, nötr olduğu için 6 tane de elektronu var. 1s2, 2s2, 2p2. Sevgili arkadaşlar bir atomun D'lik orbitalleri en büyük katsayılı orbitalleridir. Karbon atomunun en büyük katsayısı 2'dir. D'lik orbitalleri 2S ve 2P orbitalleridir. Birinci öncül doğrudur. Organik bileşiklerin oluşumunda hep 4 bağ yapar. Sevgili arkadaşlar karbon atomunun D'lik elektron sayısına baktığımız zaman 4 tanedir. Organik bileşiklerde karbon atomu değerlik elektron sayısı kadar yani dört tane bağ yapar ifadesi doğrudur. İkinci öncül doğrudur. Yalnızca sigma bağı ile diğer atomlara bağlanır bu ifade yanlıştır. Karbon atomları hem kendi aralarında hem de diğer atomlarla hem sigma hem de pi bağı yapabilir bu ifade yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Organik bileşiklerde karbon atomunun bir başka karbon atomuna bağlanma biçimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Seçeneklere tek tek bakalım. Sevgili arkadaşlar A seçeneğinde karbon atomu tekli bağlar yapmış. CH4 molekülünde karbon atomu hidrojenlerle tekli bağ yapar. A seçeneğindeki gibi bir bağ yapma şekli vardır. B seçeneğindeki gibi karbondioksit molekülünde karbon atomu her iki oksijenle de ikili bağlar yapar. B seçeneğindeki gibi bağ yapabilir. C seçeneğine baktığımız zaman karbon atomunun bu molekülde de görüldüğü gibi bir oksijen atomuyla ikili bağ, hidrojen atomlarıyla tekli bağ yapabilir. D seçeneğinde mesela hidrojen siyanür molekülünde karbon atomu azot atomuyla üçlü bağ yapar. Hidrojenle tekli bağ yapar. Bu şekilde de bağ yapabilir. Ancak karbon atomu herhangi bir başka atomla ya da başka bir karbon atomuyla dörtlü bağ yapma şansı yoktur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde karbon atomlar arasında çoklu bağ, pi bağı bulunur? Arkadaşlarım Öncelikle öncüllerde verilen bileşiklerin açık formüllerini yazalım. C2H4. Karbon atomu öncelikle iki tane karbon atomu arasında tek bağ yazalım. Bir karbon atomu dört bağ yapmak zorundadır. Sonra hidrojenleri dağıtalım. Dört tane hidrojen. Karbon atomunun bağ sayısına baktığımız zaman üç tane bağ yapmış olduğunu görürüz. Ancak karbon atomu dört bağ yapmak zorundadır. İki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Bağlardan birisi sigma, birisi pi bağıdır. Birinci öncülde olduğu gibi pi bağı bulunur. İkinci öncüldeki bileşeye bakalım. C3H4. Önce 3 tane karbon atomunu bağlayalım birbirine. Dört tane hidrojeni dağıtalım. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Bir de şuraya yazalım hidrojen. Karbon atomlarının bağ sayılarına bakalım. Birinci yazdığımız karbon atomu 4 bağını tamamlamıştır. Çok bağ yapmaz. İkinci karbon atomunda ise şu anda 2 tane bağ vardır. O zaman 2 tane daha bağ yazmamız lazım ki karbon atomu 4 tane bağ yapsın. Dolayısıyla ikinci öncüldeki bileşikte de pi bağı vardır. C3H8'e bakalım. Üçüncü öncüldeki bileşiğe bakalım. 3 tane karbon atomunu önce birbirine bağlayalım. Sonra 8 tane hidrojen atomunu karbon atomlarına dağıtalım. Ancak karbon atomunun 4 bağ yaptığını unutmayalım. 8 tane hidrojen atomunu dağıtalım. 6 tane hidrojen atomu oldu. 8 tane hidrojen atomu oldu. Baktığımız zaman karbon atomlarının üçü de 4 bağ yapmış. Yani yapabileceği bağ sayısı kadar bağ yapmış. Çoklu bağ yani pi bağına gerek kalmamıştır. Dolayısıyla 3. öncülde pi bağı yoktur sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. X, Y ve Z hidrokarbonlarının birer molleri ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Birinci öncülde X düz zincirli, Y dallanmış zincir yapılıdır. Değerli arkadaşlarım, öncelikle bakalım X'te en uzun karbon zinciri 3 kar, karbonludur. Bu karbon zincirinin dışında bir karbon e, atomu yoktur. X düz zincirli bir molekülü vardır doğrudur. Y'de ise uzun karbon zincirini seçtiğimiz zaman 3 tane karbon atomu birbirine bağlanmış uzun karbon zinciri budur. Bu zincirin dışında karbon atomu var mı? Var. Bu yüzden biz Y için dallanmış yapılıdır deriz. Birinci öncül doğrudur halkalı yapıdaki Z ile X'in hidrojen atom sayıları eşittir demiş. Z halkalı yapıdadır gördüğümüz gibi. Kapalı formüllerini yazdığımız zaman hidrojen atomlarını sayarak da bu, soru, bu öncüle doğru cevap verebiliriz. X'in hidrojen atomları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hidrojen atomu var. Z'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hidrojen atomu var. X ve Z'nin hidrojen atom sayıları eşittir. Bu öncül doğrudur toplam bağ sayıları arasındaki ilişki. Öncelikle bir toplam bağ sayılarını yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X'te 10 tane bağ var. Y'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bağ var. Y'nin. Z'de ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bağ var. Bir de diğer hidrojenle yapmış, 11 tane bağ var. Toplam bağ sayıları arasındaki ilişki en fazla Y'de, sonra Z'de, en az X'tedir. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Karbon atomunun allotropları olan elmas, grafit ve fulleren ile ilgili yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri doğrudur? Birinci öncül, elmas için değerli arkadaşlarım şu özellikleri vermiş. Düzgün bir kristal yapıya sahiptir. Yapıdaki bir karbon, diğer dört karbon ile düzgün dört yüzlü geometri oluşturur. Bu ifade elmas için doğrudur sevgili arkadaşlarım. Grafit ile ilgili, yapısında karbon atomlarının oluşturduğu altıgen halkalar arasında zayıf etkileşimler vardır e grafitle ilgili verilen bu ifade doğrudur. Çünkü grafitte bir molekülde altıgen 6, 6 tane karbon atomu vardır. Diğer molekülde de aynı şekildedir. Bu iki halka arasında zayıf etkileşim söz konusudur. Bu ifade doğrudur. Fulleren ile ilgili yapay bir kal karbon allotropu olup nanometre boyutunda ve sağlam bir yapıya sahiptir. Sevgili arkadaşlarım, fulleren Grafitten elde edilen yapay bir allotropudur karbon atomunun. Ve bu verilen ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Fulleren bileşikleri ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım öncelikle fulleren ile ilgili şu bilgiyi verelim. Karbonun izotoplarından birisidir. Diğer izotopları elmas ve grafittir. Fulleren grafitten elde edilen yapay bir allotroptur. Birinci öncülde karbonun grafit allotropundan elde edilir. Bu ifade doğrudur biraz önce söylediğimiz gibi. Tamamı altıgen yapılardan oluşur. Bu ifade yanlıştır. Çünkü çünkü fullerenin küre şeklinde, silindir şeklinde ve elips şeklinde şekilleri vardır. Tamamı altıgen yapılardan oluşur ifadesi yanlıştır. Üçüncü öncülde nanometre boyutundaki fulleren tüplerin elektronik sanayisinde kullanımı nanoteknolojiyi ortaya çıkarmıştır. Yine teknoloji de fullerenin kullanımıyla ilgili bir bilgidir. Doğru bir bilgidir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi fulleren tüplerinin gelişimi ile ortaya çıkan nanoteknolojinin kullanım alanlarından birisi değildir. Değerli arkadaşlarım, Fulleren bildiğiniz gibi karbonun allotroplarından birisidir. Diğer allotropları elmas ve grafittir. Fulleren de zaten grafitten yapay olarak elde edilen bir allotropudur. Fullerenin birçok kullanım alanı vardır. Boya sanayisinde, hidrojen yakıt pillerinin üretiminde, su geçirmez kumaş üretiminde, ilaç sanayinde arkadaşlar fulleren kullanılır. Ancak gıda katkı maddesi üretiminde fulleren kullanılmaz. Çünkü fullerenin sağlığımıza zararlı etkileri olacağından gıda katkı maddesi üretiminde kullanılamaz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Karbon allotropları olan elmas ve grafit ile ilgili yukarıdakilerden hangileri farklıdır? Değerli arkadaşlarım, öncelikle allotropu bir hatırlayalım. Allotrop aynı elementin atomlarının farklı geometriler oluşturacak şekilde farklı dizilmesinden meydana gelen yapıları allotrop diyoruz. Dolayısıyla allotropların molekül geometrileri farklı olmalıdır. Fiziksel özellikler zaten molekül geometrilerinin farklı olmasından kaynaklanan fiziksel özellikleri de farklıdır. Ancak aynı elementten oluştukları için allotroplar, elmas ve grafit karbon atomlarından oluşmuştur. Yanma ürünleri aynıdır. Yanma ürünleri farklı değildir. Bize hangilerinin farklı olduğu sorulmuş. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Karbonun allotropları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, karbonun 3 tane allotropu var. Elmas, grafit ve fulleren. E, öncülere bakalım. Kimyasal aktifliği en az olanı e, grafittir. ifadesi yanlıştır. Çünkü grafitte karbon atomlar arasında çift bağlar yani pi bağları var. Bu yüzden grafitin kimyasal aktifliği yani tepkimeye girme isteği en az olanıdır ifadesi yanlıştır. Diğerlerinden fazladır. Bu ifade yanlıştır. İkinci öncül, fullerenler uygun sıvı çözücülerde çözünebilirler. Bu ifade doğrudur. E, fulleren apolar bir moleküldür. Apolar sıvılarda çözücülerde çözünebilir. Doğrudur. Üçüncü öncülde elmas ve grafit elektrik akımını iletirler. Bu ifade yanlıştır çünkü elmas elektrik akımını iletmez. Grafitin çok az da olsa elektrik akımını ilettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu ifadeyi doğru alamayız. Dördüncü öncülde ise fullerenler ilk defa lazerle buharlaştırılan, grafitten oluşan karbon buharlarının yoğunlaştırılması ile elde edilmiştir. Bu da fullerenler için doğru bir ifadedir e, ikinci ve dördüncü öncüller doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Grafit ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım önce bir grafitin yapısını hatırlayalım. Grafitte bir grafit molekülünde 6 tane karbon atomu bir çift bağ bir tek bağ yapacak şekilde birbirine bağlanmıştır. Birinci öncül, düzgün dört yüzlü geometriye sahiptirler ifadesi yanlıştır. Çünkü e, grafit molekülü altıgen e, yapıya sahiptir. Düzgün dört yüzlü yapıya sahip olan grafitin diğer allotropu olan elmastadır. Birinci öncül yanlıştır. Yapısındaki halkalar içi bağlar kuvvetli iken halkalar arasında arası bağları zayıftır. Grafit halkasını oluşturan altı karbon atomu arasında iki A metal atomu arasındaki bağ yani kovalent bağ söz konusudur. Ancak bir halkayla başka bir halka arasındaki bağ moleküler arası bağdır. Zayıf etkileşimdir. İkinci öncül doğrudur. Yapısındaki altıgen tabakalar birbiri üzerinde kayar. Grafitin akıcılık özelliği söz konusudur. Bu da halkaların birbiri üzerinden kaymasından kaynaklanır üçüncü öncülde doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki karbon allotropları ile özellik eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Değerli arkadaşlarım karbon atomlarının allotropları olan elmas, grafit ve fulleren ile ilgili bilgiler verilmiş. Tek tek bakalım. Bu Elmas grafit fulleren 1, 2, 3. öncüllerde bilgi olarak da A. Küre, silindir ve elips şeklinde bulunabilir. Bu ifade fulleren için doğru bir ifadedir. Çünkü fulleren küre, silindir ve elips şeklinde bulunabiliyor. B seçeneğinde bilinen en sert maddedir. Bu elmas için doğru bir ifadedir. Elmas bilinen en sert maddedir. Karbon atomlar arasındaki tekli ve düzgün dört yüzlü yapıdan kaynaklanan. C bilgisinde ise pilde ve elektro, endüstriyel elektroliz işlemlerinde elektrot olarak kullanılır. Bu ifade grafit için doğrudur. Eşleştirmeler yapıldığı zaman sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğu görülmüştür. Fulleren, elmas, grafit ve karbon nanotüpler ile ilgili aşağıdaki yargılarından hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlarım, A, B, C ve E seçeneklerindeki bilgilere bakıldığı zaman bilgilerin doğru olduğu görülür. Ancak D seçeneğinde fullerenler iki boyutlu yapıda, yapılar olup en az 20 atomludurlar. Değerli arkadaşlar fullerenlerin elips, silindir ve küre şeklinde yapıları vardır. İki boyutlu yapıda ifadesi yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır.